Hemen açın kanalı. Hadi haber gelsin. Bana ki. Dur Hacı abi. Ha? Dur. Burası gevşek olan, bu çoktur hocam. Gevşek olan, bir milim kadar gevşek olacak. Esnemesi lazım. Bak şuna geldi, bak şuna gidiyor geliyor. Bu buraya dava yapmış. Bunun aynısı hocam, bak burada. Bak burada, burada. Ve aynısı burada var hocam. Bunlar esnemesi lazım. Eğer bir parça verdi, esnemiyorsa makine ayarı olmaz. Orada, tamam. Bir de hocam, 17 araktan. Nasıl bir? 2, 3, 4. 4 parça esneyecek. Yani. Ondan sonra ayar verdi ama daha hocam. Elinizi çok dikkatli olarak kurar hocam, ama şu anda almıyor. Evet. Ne yapacağız hocam? Bak hocam, şurada 17 var. Gevşettik hocam. Evet. Bak şurada. Gördün mü? Evet. Hocam kolu aç kapatır mısın? Aç kapa. Paneti. Dur. Ne arıyor? Aç kapa hocam paneti. Dur. Sivan yapıyor mu? Niye duruyor acaba? Donmaması lazım. Hocam frezeyi de kapatırsak. Bu ne? Bu tam kapat. Kapatmadı. Sıkıştırma yaparsın. Yok acaba. Çok geride. Bunu elemeyeceksin hocam. Bu sadece ben ayar için yapacağım. Bu nedir hocam? Bazı medefelerde yuvarlanmayı fazla istersen alt üstü eşikleme budur hocam. Odur, başka bir şey yok. Tamam. Bıçak yetişmiyordu oraya. Evet, mi? Yetişmiyordu hocam. Hocam şimdi açabilir misin hocam? Hangi? Frezi. Hocam paneti aç kafa. Aç kapı. Süper. Aç kapı Hacı abi. Aç kapı Hacı abi. Hacı abi aç kapı. Aç kapa. Aç kapa Hacı abi. Onu biraz fark çektiğin zaman hedefeye zarar geldi. Ya tabii ben ayarladıktan sonra ben bozacağım, tekrar yapacağım. Aç kapa Hacı abi. Süper. Yapma. Yok bozacağım. Önemli. Hocam aç kapa. Aynı sistem. Hadi ben şu kapağı.
burada olacak. Tane vidamız vardır. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane şu tam önde 6 vida vardır. 4 alyan olarak. Bunlar gevşetildiği zaman hem üst kapak çıkar, temizlemesi rahat olur hocam. 4 alyanı sıkarız. Kazanın dediğimiz ön taraftaki hocam şu sıkıntılı biraz. Bazen tutkal yukarıya vermiyorsa ön ısıtıcı patlamış olabilir. Şu ön ısıtıcı dediğim şudur hocam. Bak şu anda sıcaktır. Eğer tutkal yukarı vermiyorsa bunu çektiğiniz zaman ısınmadığınız zaman anlarsınız ki patlamış. Onu değiştirir hocam. O da elektrik çok yüksek gidip gelmeden oluyor. Tutkal ısınmazsa? Yani burası sıcak oluyor ama tutkal yukarı vermiyor. Bantlamaya gitmiyor. Ya, yukarı vermeyince yapıştırma olmaz. Tamam. Medefe. Tamam. 6 ay 1 yılda. 6 yıl ayda. Yılda 1 yıl. Hala bir şey var. Üst kapakta şudur hocam. Şöyle çatlak olarak. Şurada 2 tane vidası var hocam. 5 alyen. Şurada hemen. Bunlar 4 alyandı. Bunlar 4 alyan. Bunlar 5 alyan hocam. Kazanım şu anda hazır ısınıyor şu anda. Kazanım hazır. Burada hortumlar var hocam. Buna hava çıkışları. Eğer bunlardan takılır, eğer karıştırılma olursa hangi taraf derse ona değiştirilir hocam. Bir de iki tane burada hortumumuz var hocam. Bir de şurada bir tane var. Bir de şurada. Tamam hocam. Şu anda makinemiz hazırdır hocam. Her şeyle hazır. Sökmeyi yine söyleyelim hocam. Şu iki tane 5 adet söküldüğü zaman şuradaki şu hortumlar çıkartılır, basıncı bastırarak çıkar. Hortumlar çekilmez. Şöyle bastırılır, çıkartılır. Eğer
malzemeye gidip ters olduğu zaman hortumdan yeri değiştirir. Hmm. Tamam hocam. Şöyle makinesi hazırlarsın. Şu arkadaki tutamakla yarım diş ileri yarım diş geri verdiği zaman bıçağı ileri ve geri veriyor. Bundan ayar yaparsınız. O da bant bandın üzerindeyken olur. Yani şundan? Bak şunu gevşeteceksiniz. Evet. Onun şartı var mı İlgin orada? Gevşettik. Tamam. Şuradan yarım diş ileri veya geri verdiğiniz zaman dalma veya diş bırakma yapar. Baş top kesme de ayar budur. Bu arka kısım, bunun aynısı şurada var. Bu da medefenin ön tarafı. Artı medefe diş bırakmada veya dalmada olursa şuradaki 17 civatayı gevşetilir. Bununla ileri ve sağa verdiği zaman dalma ve diş bırakır medefede. Ayar 0.5 veya 0.4 veya 0.8 yaptığınız zaman şuradan oynanır. Buradan oynanmaz. Malzeme giriş yaptığı zaman takozların oynaması lazım. Şöyle bakın, şu takoz şuradan, şu takozun hafif esnemesi lazım. Bir de geri gelmesi lazım. 1 milim kadar. Ne ileri ne fazla. Eğer bu vidalardan oynama yapmazsa ayar olmaz. O ayarı nereden yapıyor? Bak, o ayar baş ton kesme kapatılır. Frezeler yalnız açılır, palette parça verilir, medefe buraya geldiği zaman frezerde durdurulur, onu o ayar orada esnetilir. Şu farz edelim, medefe geldi, şuradan ileri geri esnetilir. Şu az önce makine çalıştırırız, gösteririz hocam. Gevşetilir, aşağı indirilir ve biraz da ileri götürülür. Bu kademeli olarak şu anda iyidir. İleri ta ki şuraya kadar kullanılabilir. Eriyene kadar yani. Tabii eridikçe. Ara sıra normal, şu anda normalde sıvı malzeme var. O kullanılması lazım. Solvent dediğimiz, ama solvent bunlarda olmadığı için normal bizim el sabunları var ya hocam. Evet. El sabunları ara sıra sürürse parlatma orada olur. Gevşettiğiniz zaman yukarı kazasını oynatma yapmıyor yok burada. Azaltma ve çoğaltma tutar burada. Ondan sonra sıkıyorsunuz bunları. Elektrikçilik akım bittikten sonra düzgün akım gelene kadar makine devreye girer. Bak böyle çekti. Fazla elektrik çok yüksek, çok düşük geldiği zaman makine kendini koruma alır. Ben çalışmıyorum, bana bir faz eksik vermişsin. 220 çalışacağını 240 vermişsin. 220 çalışacağını bana 190 vermişsin. Ne yaparsın? Makine çalışmadı. Baktım düğmelere, kapatacaksın. Bir dakika takribi ya da 30 saniye neyse şuradaki sürücüdeki olan elektrik gidene kadar bekleyeceğiz. Bitti. Makinemiz devreye çalışıyor. Oradan kapatıp açıyoruz. Evet hocam. Artı hocam makinenin yağlamasına geçelim. Örnek şu pistonların yerine, şu hareket yeren bütün yerlere, şurayı görüyorsun hocam, bütün yerlere 10 numara yağlan, bir de artık kızak, hava kapatıldıktan sonra şu kızak şurasında 10 numara yağlan, orayı kurutmak şartıyla şu kızakta. Elinizi dezavete hocam, ne diyeyim? Dezavete hocam. Demir mi bu? Şurada bu kızakı 10 numara yağlan, yağlanıp kurutulur. Neden? Basto kesme rahat yenip çıksın. Tamam mı hocam? Frizede bozulsa baş ton kesmeyi kapatıyoruz. Biraz daha uzun parça olsa daha rahat. İsen bir parça alalım, görelim o noktada. Bakalım ne yapmış. Baş ton kesmeyi de açalım. Evet. Görelim, bakalım. Bana çalışıyor. Aynen, çalışıyor. Evet. Bak, parça eğitim. Eğitim. Thank you.
diye şurası biliyorsunuz zaten. Esneme dedim diye şurası. Malzeme girdiği zaman bütün yukarıya ve geriye esnemesi lazım. Ondan sonraki şeyler 17 anahtar şuradan gevşetilir. Şuradan yarım diş. Yarım diş ayar yaptık, parça verdim. Parça basıp verdim. Baş kapı yapalım. Tamam, kapat. Kapat abi. Aç kapat. Kapat. Aç kapat. Aç kapat. Gördün mü hocam? Şöyle kenetli kolopayı aşağı anda hafif iş bırakıyor. Evet. Ve ondan sonra bunu ne yapıyoruz? Şurayı sıkacağız hocam. Aynı ses bu altta. Gördün. Hocam bunun da aynen burada 17 anahtar şurada gördün mü? Gevşetili bundan ileri geri ileri geri hareket ediyor onun için yapıyor. Aç kapı abi. Aç kapı. İleri gelinmediği zaman bandın diş bırakma veya dalmasını burada ayarlama yapıyor. Örnek olarak medetörü göstereyim. Medetörün burada diş bırakma veya dalmasını şurada ayarlama yapıyor. Karakteri yağlamak için var mı? Plastikleri yağlanır. Zincir değil. Plastik yağlandığı zaman şu kızarın şurası yağlanmış olur. Uzun parçalarda sıkışma olmaz, paletlerde patlama olmaz. Paletler eğer yağlanmaz zaman paletlerde patlama olur. Böyle damla damla plastik. Hayır, damla damla. Şunu. Siz de eğer ara vereceksiniz yarım saat, şu üstüyü kapatılıp log açık kalsın. Log daima açık kalsın ama tutkal haznesi daima çalıştığı için yanma ve tıkanma olmaz orada. Temizlik yapılırken hava makine savrulduktan sonra soldan sağa makineyi temizlik yaparken soldan sağa yapılır ki hazneye gelen pislikler dolmasın. Şu pislikler hazneye gelirse tıkanmalar olur, sıkıntı olur, loglar yapışma olmaz. Tam olarak kapatmayı da bana dayan. O evet, makinede komple kapatmak isterseniz kapatırsınız. Başkasının çalışılması istemiyorsanız bunu çıkartırsınız, cebinize bırakırsınız. Bir daha çalışalım. Makine çalışmaz. Parça verdiği zaman switch almıyorsa, baston kesmeyi çalıştırmıyorsa veya makası çalıştırmıyor, manuel çalıştırmanızı isterim. Şurada, şu düğmelere bastığın zaman, bakın gördünüz hocam manuel çalıştırıyor. Gördünüz hocam manuel çalıştırıyor. Örnek, bakın hocam, ön koruma. Bu nedir? Makas. Mesela sistem, bak hocam ne oldu? Baston kesme, manuel çalıştırıyor hocam. Bu nedir? Hava çalışıyor. Buna çalışıyor demektir hocam. Anladın mı? Bu manuel çalışıyor makine. Ha, o zaman switch bozuktur deriz. Bazen switchlerde yanma oluyor, tıkanma olduğu zaman switch'in bozuluyor. O zaman switch değiştirir. Ama sistemin altta önce sağlaması yapılır. Çıkartma, toplama gibi. Tamam hocam. Bir de hocam bir şey daha söyleyeyim. Şurada musluklarımız dediğimiz var. Başlık kesmen hızlı ve gidip gelmesini engelleyen şunlardır. Bunların da arası sıkılması. Gevşemişse şu altta da var. Ve bir de şurada var bir tane. Şu altta bir tane var. Bak şu an gevşekti. Abi sıktım onları. Tamam mı hocam?